Kamera moduna geçtim. Particle'larımız gördüğünüz gibi aşağı yönde olarak hareket ediyor. Onları da şimdi şuradan ayarlayacağız. Buradan başlangıç ve bitiş karelerini ayarladım. 240 kare çalıştığımız için 240 dedik. Başlangıcı da 3. frame'de olsun. Lifetime'ı da 120 diyelim. Randomness'ını arttırdım. Şimdi şu anda bir yerde gravity olması lazım. Onu bulmam gerekiyor. Tamam, gravity'yi 0 yaptık ve parçacıklarımız geldi. Ama biraz küçük, onları biraz büyütelim isterseniz. Şurada gördüğünüz gibi scale var bunun. Öncelikle şu render menüsünden render as collection diyeceğiz. Şuradan Instance Collection'dan Particles'ı seçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu an boyutlar büyük. Buradan ayarlayacağız şimdi onu. Şu an fena değil sanırım. Kamerayı biraz geri aldım. Buna bir tane force field atalım. Shift A dedim. Ve Turbulans seçtim. G ve Z ile birlikte yukarı aldım onu. Onun ayarlarına bakalım. Burada değişik seçeneklerimiz var. Vortex seçtim. Particles'ın dışına aldım. Thank you.
parametre seçtik tekrardan. Şu partikelleri bir ayarlayalım. Hızını düşürebiliriz. Buradan randomize arttırdım. 1 dedim. Bir daha bakacağız. Field'a geldim tekrardan. Particle settings'ine geldim. Buradan değiştireceğiz şimdi tekrar. Dublans attım bu vortex'i. Bir daha bakalım. Flow attım. Şuradan 120-80'e düşürelim. Shift A diyorum. Lennart Jones aldım bir tane bu force field'lerden. Bir daha başa döndük. O da buraya gelmiş. Onu yukarı aldım tekrar scene. Şimdi onun ayarlarına bakalım. Bu menüler böyle arkadaşlar. Bunları biraz kurcalamanız gerekiyor. Yani bu işi yapmanın belli bir yordamı yok. Göz zevkimize göre bir şey ayarlamaya çalışıyoruz. Başa dönelim tekrar. Bunu vortex yapabiliriz. Bir daha bakalım. Böyle daha hoş ama bunu biraz gücünü düşürelim. Az önce Lennart Jones'u seçtim tekrar. G ve Z biraz daha yukarı aldım. Bir daha bakalım. Şu an bence hoş. Parçacıkların renklerini düşünüyorum. Onu da şöyle yapalım. Yine buradan şu moru değiştirelim. Renkler biraz, evet, açık renkler daha hoş gibi.
gözüksün. Yani kendini belli etsin ama çok da göze batmasın istiyorum. Kırmızı yapabiliriz aslında. Turuncuya doğru. Burada yeşil yapalım. Tekrar particle settings'e geldim. Emitter'ı seçeceğim. Çok az daha arttırsak iyi olacak sanki. Evet, bir daha bir bakalım. Hızı biraz daha düşürdüm. Tanjantını biraz arttıralım. Biraz homojen olmasını istiyorum. O yüzden biraz daha uğraşacağım bununla. Burada şöyle yapalım. Tekrar 80 yapalım. Böyle 150 yapalım. Buradan pick random bunu da seçtim. Evet, harmonik biraz daha güzel sanki. Bunu sadece biraz arttıralım. Nokta 5 diyelim mesela.
Kamera moduna geçtim. Şöyle graf editörü de aşağıdan çıkardım. Kamerayı seçeceğim. Pozisyon hareketlerini kilitlerini kaldırdım. Ve 0. frame'deyiz. Location üstüne gittim. I harfine bastım. Rotation üstüne gittim. Tekrar I harfine bastım. Böyle bir 30 frame ilerledik. Tekrar I harfine bastım. Ve başa döndüm. Şimdi bunu istediğim şekilde ayarlayacağız. 5 derece döndürdük. Böyle istediğim şekilde ayarladıktan sonra I'ya basıyorum tekrardan. Bir daha bir izleyelim. Tamamdır. Burada böyle 50'ye kadar dursun. Bu 30'daki keyframe'i seçtim. Ctrl C 50'ye geldim. Ctrl V. Yapıştırdım. Sonra 100'e gittik. Ve yine bundan oynayacağız. Güzel yaklaşalım. Tekrar I'ya bastım ayarladıktan sonra. Yüzden 120'ye gidelim. Böyle Z'de çevirdik. Biraz geri alalım. Biraz da yukarı alalım. Bir keyframe daha verdik. Bir bakalım bir. Biraz ileri alabiliriz. Şöyle 150'ye kadar çektim. Tamam. Oradan 240'a gidelim. Ve biraz daha geri alıp şöyle bu şekilde bitirebiliriz. I'ya bastım. Tekrar I'ya bastım. En baştan izliyoruz. Ve böyle basit, kolayca yapabildiğimiz bir ses görselleştiricimiz oldu. Şimdi de bunun render ayarlarına bakalım isterseniz. 128 yaptım. Output'a geldim. Herhangi bir yer seçeceksiniz buradan. Yani şu output yazan yerden istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Yoksa temp klasörüne kaydedecektir. Bir daha seçelim. Yeri seçtik buradan. Şimdi file format yazan yerden de FFmpeg seçtik. Encoding bölümüne geldim. Burada eğer şu an render alırsam ses gelmeyecektir. O yüzden buradan MP3'ü seçmeniz gerekiyor. Bitrate kalsın 192'de.
Output quality'yi de high quality yapabiliriz. Buradaki H264. Bunun dışında başka bir ayar yok sanırım. Bir render alalım bu şekilde. Şuradan render, render animation diyoruz. Zaten iyi video olduğu için hızlı bir şekilde render alacaktır. Evet arkadaşlar, şu anda render'ımız bitti. Böyle bir görselimiz oldu. Bunu kurcalayarak, daha da böyle uğraşarak daha da güzel yapabiliriz ya da daha da güzel öğrenebiliriz. Şimdi bu şekilde bırakacağız. Vakit buldukça devam edeceğiz inşallah. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.